İyi pazarlar sevgili izleyiciler. Efendim bugün arka bahçede son derece önemli bir konuğum var. Türkiye'den Avustralya'ya konferanslar vermek üzere gelen Profesör Türkaya Atö bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne iyi ettiniz de arka bahçeye konuk oldunuz diyeceğim. Çünkü çok yoğun bir programınız var. Şehirleri geziyorsunuz, konferanslar veriyorsunuz. Ama bu arada sizi arka bahçede gördük bizim için büyük bir onur. Sağ olun. Benim için de büyük onur. Hem burada bulunmak hem de abin de çok yakın arkadaşımızdı daha önceden. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Konuştuk daha önce program öncesinde. Bu konuda Ergin Günçe ile olan arkadaşınız eskiye dayanıyor. Gerçekten fırsat bulursak biraz değiniriz. Benim için de büyük onur oldu. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Efendim şimdi Avustralya'yı ziyaret etmektesiniz. Yakın bir tarihte de belki bir program yayınlandığında dönmüş olacaksınız. Perth'te, Canberra'da, Melbourne'da ve Sydney'de konferanslar vermiş olacaksınız. Evet. Bu konferanslarda neyi anlatıyoruz efendim? Yani sebebi ziyaretiniz. Değişik konularda. Bazılarında mesela Türkler nedir, kimdir, kişilikleri nedir onun üzerine konuşma istediler. Mesela Albany'de öyle oldu. Başka yerlerde Ermeni sorunu ağırlıklı olduğunu söylemeliyim. Birkaç tane radyo konuşması oldu. Bir de şimdi sizden konuşmuş oluyoruz. Zannediyorum 9 tane filan toplamadır. Genelde çok coşkulu bir Türk-Avustralya dinleyicisi ve seyircisi gördüğümü söylemeliyim. Çok büyük dostluk gösterdiler. Bunların içerisinde bazı yabancılar da oldu. Ve mesela Ermeni sorununu üzerine konuştuğum zaman bile bazı yabancılar vardı. Albany'de Türklerin kimliği üzerinde bir konuşma yaptım. Hepsi yabancıydı. Oldukça kalabalıktı. Bazı yerlerde kalabalık, bazı yerlerde değil. Ama yani Türklerin de burada bir varlığı var. Ve bize, bana kalırsa elle tutulur bir neden olmadan düşmanlık gösteren bazı gruplar da var. Ve onların daha iyi örgütlendiklerini de görüyorum. Ve demokratik bir topluma sığmaz biçimde bir takım baskılar gösterdiklerini de ne de tanık oldum. Ama zannediyorum ki ileride Türkler de hem tarih yönünden hem de kendi hakları ve çıkarlarını savunma açısından daha iyi örgütlenecekler. Şimdi ben zamanımı ekonomik kullanarak hemen oradaki sözlerinizden aradan cımbızla yakaladığım kendimizi doğru anlatamama gerçeği üzerine durmak istiyorum. Siz yıllardır Ermeni konusunda Türk tezini ortaya bilimsel biçimde koymaya çalışıyorsunuz, koyuyorsunuz. Ki sebebi ziyaretinizin merkezinde de bu var. Bu çerçevede bugüne kadarki süreçte, yani az sonra da değinmek istiyorum, Talat Paşa suikastından bu yana rastlanan bütün benzer olaylarda Türk tezi neden doğru dürüst veya olması gereken gibi savunulmamıştır? Veya bu konudaki boşluk neredendir ki o diaspora veya başka grupların anladım bu gücü ortaya koymuştur? İzin verirseniz ben de kısaca anlatmaya gayret edeyim. Bir kez Ermeniler, Osmanlı Ermenileri, Batı'yla ve dünyanın başka yerleriyle bizden daha fazla içli dışlı oldular. Bunun kendine özgü bir tarihi var. Ben bundan ilgili yayınlar da yaptım, epey araştırma da yaptım. Yani mesela neden Fransa'da güçlüler, İsviçre'de güçlüler, Amerika'da, Kanada'da güçlüler ve bazı başka yerlerde güçlüler. Hatta burada da güçlüler. Türklerin kendi ülkelerini terk edip yeni yerlere gitmeleri gibi bir takım ekonomik başka türlü güdüler. Osmanlılar zamanında, hatta Osmanlıların kötü zamanlarında bile yoktu. Fakat türlü nedenlerden ötürü Ermeniler biz hatta Anadolu'ya topluca gelmeden önce bile başkaları tarafından, mesela Sasaniler tarafından, yani Persler, eski Persler tarafından ve Bizanslar tarafından dağıtılmışlardır. Tabii bir tarihi gerçek de şu ki biz onları dağıtmadık. Yani onların Ermenistan dedikleri yahut Batı Ermenistan dedikleri, yani Doğu Anadolu'nun bazı illerini kapsayan topraklarda her zaman, hele biz geldiğimizden itibaren hiçbir yerde çoğunlukla değillerdi. Bunun altını çizmek lazım. Yani sadece Türk kaynaklarında değil, İngiliz, Fransız, Rus falan kaynaklarında da yeterince vardır. Hatta Ermeni kaynaklarında da vardır. Bunun böyle olduğu. Yani dışarı gitmişlerdir. Gezmişlerdir, dolaşmışlardır.
ve bulundukları yerlerde de kök salmışlardır. Mesela bu çok eskiye gidiyor. Diyelim ki Haçlı Seferlerine kadar filan. Haçlı Seferleri bir Fransız olayıydı. Biliyorsunuz bir Fransız papası ayaklanmıştır filan. Kendi bir takım iş nedenlerinden ötürü aslında Orta Çağ'da Avrupa son derece fakirlik vardı. Derebeylerin elindeydi, zenginlik falan her şey. Ve büyük toprak ağlarından bir tanesi de kiliseydi. Ve kilise kendine yapılacak saldırılardan korktuğundan ötürü, yani fakir köylülerin saldıracağından korktuklarından ötürü onlara yeni bir hedef gösterdiler. O hedefte Kudüs ve çevresi falan, yani Hristiyanlığın çıktığı yerler. Ancak Yahudilik de orada çıktı. Onun biraz güneyinde de İslam çıktı. Ve çoktandır da oraya İslam gelmişti mesela Kudüs'e filan. Ve sanki Hristiyanlık için kutsal yerleri bu diyelim ki Tanrı'ya inanmayanların elinden diye kurtarmak için. Kurtarmak için filan bunları harekete geçirdi. Asıl kendilerini kurtarmak istiyorlardı. Ve yollarda geçerken de Yahudi köylerini, kasabalarını yaktılar, yıktılar, öldürdüler vesaire filan. Ve 4. Haçlı Seferlerinde mesela Kudüs'ü falan bırakıp İstanbul'u yağma ettiler. Yani İstanbul'u gerçekten yağma eden 4. Haçlılardır. Fakat bunlar Anadolu'ya geldikleri vakit orada güvenebilecekleri bir Hristiyan Ermeni topluluğu da buldular yer yer azınlıkta olmakla birlikte. Ve o tarihten itibaren özellikle o zaman Franklar deniyordu. Yani şimdi Fransızların dedeleri. Onlarla yakın ilişkiler kurdular. O kadar ki mesela giyimleri, kuşamları değişti. Yani bol şalvarlar, pantolonlar, kavuklar vesaire ona benzer sarıklar filan yerine bütün doğullar gibi. Derken ince pantolonlar, dar şeyler, giysiler filan giymeye başladılar. İsimleri filan değişti. Mesela işte Kirkor yerine Jacques filan gibi isimler konulmaya başlandı. Mesela benim Jacques İhmali adında çok iyi bir arkadaşım vardı, Ermeni arkadaşım. Bunlar Fransız ismidir mesela Jacques. Ona benzer başka isimler koydular. Ve Fransa'yla ticaret yapmaya başladılar. Kardinal Richelieu bunlara Fransa'da istedikleri gibi mal getirip satma hakkını tanıdı. Colbert, Fransız ticari ilişkilerinin korunması ve genişletilmesinde Doğu Akdeniz'de onlara görevler verdi, izinler verdi, yetkiler verdi vesaire. Ve Hristiyan oldukları için de güveniyorlardı onlara. Ama öbür taraftan Türklerin durumu, Haçlılar Kudüs'ü almışken mesela Selçuklu Türkleri ondan geri aldı. Tabii bu arada Selahaddin Elevi de geri aldı vesaire. Birkaç defa yahut şeyler Haçlılar gitmeden Edessa'da, Edessa dedikleri yani bugün Urfa dediğimiz ilde bir Hristiyan tabi baronluğu kurmuşlardır. Sanki bunlar bağımsız krallıklar, devletlermiş gibi görünür ama değil. Tabi baronluklardır bunlar. Aslında eski bazı Ermeni devletleri de öyledir. Tabi baronluktur. Ve bunları yıkanlar, değiştirenler, eski haline getirenler filan Osmanlı, yani Selçuklu Türkleriydi. Sonra Osmanlılar geldiler. Ve bütün bunların üzerine mesela İstanbul'u almak gibi yalnız Bizansların, Yunanların falan gözünde değil, bütün Hristiyanlığın gözünde tırnak içinde söyleyeyim bir kabahat işlediler diyelim ki. O kadar ki bunu hiç affedememişlerdir. Hatta İstanbul'un alındığı Salı günü onlar için kötü bir gündür. Yani yıllarca onu bir kötü gün olarak anmışlardır. Ve önce tekrar İstanbul'u geri almak için Papa'nın başkanlığında Avrupa bazı kralları ve derebeyleriyle danışmalar falan yaptılar. Baktılar olacak gibi değil. Fakat Fatih Sultan Mehmed'in aslında bir Rumana'dan geldiğini ileri sürdüler. Ondan sonra hatta Türklerin Turkos adı altında bir şeyden, bir Yunanlı'dan türediğini ileri sürecek kadar ileri gittiler. Yani bir çeşit bu aslında bir kayıp değil, bizim kazancımızdır da bir anlama. Yani yabancıya gitmedi. İstanbul gibi. Şimdi bu türlü Türkleri Batı dünyasından ya da Hristiyan dünyasından uzaklaştıran da o şeyler, olaylar oldu. Bu tabii onların sorundur aslında. Fakat yavaş yavaş bizim sorunumuz da haline gelmeye başladı. Mesela Ermeniler gidip Fransa'da yerleştiler ve kökleştiler orada. Napolyon bile 1798'lerde filan Mısır'a geldiği vakit Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bir yerlerde Ermenilerin bulunduğunu anlayınca Paris'te bir Ermeni araştırmaları merkezi kurulması için bir buyruk imzalamıştır filan. Daha sonra kuruldu vaka. Bir takım dergileri çıkmaya başladı filan. Bazı yakınlaşmaları oldu onların. Sonra Amerika'ya gittiler mesela.
Tabii Fransa, Batı Avrupa'da Ermenilerin şu anda da en kalabalık oldukları, en etkili oldukları yerdir. 250 binden fazla Ermeni vardır. Oldukça önemli yerlere geldiler. İşlerinde varlıklı olanlar var. Sonra Fransız kültür yaşamı içerisine, yani sanatları içerisine girmişler vardır. Yani işte roman yazan, işte film yöneten yahut da şarkıcı falan gibi. Aznavur gibi mesela filan, o bir filmde çevirdi bizim Ali'nin Ararat filan diye şimdi. Amerika'ya da gittiler ve ekonomik nedenlerden ötürü de, kültürel nedenlerden ötürü de gitmeye başladı. Yani şimdi nasıl bazı Türkler belirli sorunlarla karşılaştıkları vakit Avustralya gibi uzak bir yere de geliyorlar. İşte onlar gibi zamanında Ermeniler de bir yeri bırakıp başka yerlere, Amerika'ya gittiler. Amerika'nın da sözünü etmemin nedeni şu, Fransa nasıl ki Avrupa'da Ermenilerin en fazla faal, en etkili oldukları yerdir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Amerikan kıtasında Ermenilerin en etkili oldukları yerdir. Orada da çok şeylerini çıkarmışlardır. Zenginlerini çıkarmışlardır. Mesela şeyde Kaliforniya gibi bir yerde Dökmeciyen adındaki birisini vali seçtirebildiler. Mesela Ronald Reagan da orada vali olmuştu. Oradan Beyaz Saray'a geçebildi. Kaliforniya son derece önemli bir federal devlettir. Hatta ekonomik bakımdan, güç açısından Amerika'dan sonra ikinci gelir. Demek ki Amerika'nın içinde de çok kuvvetlidir. İşte onun içinde, o federal devletin içinde, Kaliforniya'nın içinde de en güçlü baskı gruplarından bir tanesidir. Belki birincisidir. Evet. Ayrıca Boston'da da çok güçlüdür. Detroit'te de çok güçlüdür, bir takım başka yerlerde de. Ama bu güçler tabii ki siyasetin içerisine de giriyor, ister istemez. Yani baskı örgütleri vardır, iyi kurulmuşlardır. Tabii bunların mesela ben bir kere bir yerde bir konuşma yapıyordum, söyledim. Şimdi evde o dosyayı maalesef bulamıyorum, araştırmam ama önemli bir düşünce vardı onun içerisinde. Çünkü Ermeni kaynaklarında dediler ki Washington'da Kongre'deki Ermeni baskı grupları ile işte Türk diplomatlarını öldüren soykırım komandoları yahut da işte ona benzer başka Avrupa'daki örgütler falan, bunlar arasında bir düşünce birliği vardır, bir eylem birliği vardır dediler. Şimdi Amerikan yasalarına göre terörizmle eylem birliği içindeyseniz o zaman baskı grubunu kurup da ellerinizi kolunuzu sallayarak kongreye gidip kendi düşüncelerinizi söyleyemezsiniz. Bu Amerika'daki yasalara aykırı. Böyle bir çelişki var. Buna böyle bir çelişki var. Ama buna rağmen ve bunu ben Amerikan diplomasi temsilcilerinin bulunduğu bir toplantıda da söyledim. Yani bunu çok ciddiye almanız lazım. Çünkü bu kuralları, bu yasaları siz geçirdiniz. Burada peki ben mi bu paralelliği, koşutluğu kuruyorum? Hayır. Ermeni yayınında böyle söylüyor ve New York'ta çıkan gazetede söylediğini ve tarihini filan vererek de kendilerine ilettim. Fakat bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama bugüne kadar çok güçlü bir şey grubudur, baskı grubudur. Tabii bunlar bu konuyu siyasileştiriyorlar. Ve bunun yeri, tartışma yeri parlamentolar değildir. Şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde önce Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti içerisinde bir takım adaylar ortaya çıkıyorlar. Ve bunların aşağı yukarı hepsi daha başından itibaren Ermeni soykırımı dedikleri şeyin kabul edilmesi için bu konuyu kongreye getireceklerini ve destekleyeceklerini söylediler. Bunu söyleyenler mesela Bayan Hillary Clinton tarihçi olarak isim yapmamıştır. Hatta hiç yapmamıştır. Ve karşısındaki Barack Obama deseniz onun da bu konuda bir bilgisi yoktur. Fakat siyasete girenlerin böyle bir şey söylemelerini Ermeni baskı grupları beklerler. Eğer bunu söylemez, reddeder, susar yahut da ben bu konuyu bilmiyorum falan diyecek olursa bundan ümidi keserler, o adayı desteklemezler. Bunu evet. Beklediği için halbuki siyasette mesela böyle bir başkanlık seçiminde kazanma şansınızı arttırabilmek için herkese sempatik görünmek zorundasınız. Mavi boncuk dağıtacaksınız. Evet, dağıtacaksınız. Evet. Ve bu mavi boncukların büyükleri de o Ermeni baskı gruplarının elindedir. Peki. Ve Amerikan mesela demokrasiyle yönetiliyor dediğimiz Amerika gibi toplumlarda maalesef şöyle işliyor. Mesela Amerika'daki baskı gruplarında
170 bin kişi kadar uzman çalışıyor ve bunlar sadece Ermeni değil, yani bütün baskı gruplarının içinde 170 bin tane çalışıyor. Bunlar Amerikan rakamlarıdır. Bu kişiler nereden atanıyorlarsa, bu işi alıyorlarsa çok yüksek maaşları da oradan alıyorlar. Bunun karşısında mesela gazetelerde çalışan bizim muhabir dediğimiz, işte yabancıların korespondent dedikleri kişilerin toplamı da Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 bindir. Yani bir tarafta 40 bin, bir tarafta 170 bin. O 170 bin, 40 binin yapmadığını yapar. Evet. Ve yayınlanacak makaleleri yayınlanacak biçimde hazırlar, verir. Temas ettikleri kişiler vardır bütün gazetelerde. O 40 bin kişinin yapması gereken doğru şeyleri, yani doğru haber vermeyi, görevini sanki üstleniyormuş gibi davranır ama yanlış, uydurulmuş haberler verir ve onların yayınlanmasını sağlarlar. Hocam buraya bir küçük ara vereceğim. Şimdi bu anlattıklarınızdan... Çünkü neden onlar güçlü? Sizin sorunuzu yani, yanıtlamaya evet, çalışıyorum. Evet, neden onlar güçlüler? Çünkü yıllarca önce... Yıllarca önce kök gitmişlerdir, kökleşmişlerdir, örgütlenmişlerdir. Kuralları onlar koyuyorlar bir anlamda. Onlar koyuyorlar, evet. Şimdi mesela Amerika'da bu böyle. Daha yeni Türkler gidip bazı örgütler kurmaya başladı. Yani Turkish American Associations falan gibi daha yeni kurmaya başladılar. Evet, o zaman... 23 Nisan'da mesela New York'ta 5. Avenue'de yürüyüşler yaparlar. O yürüyüşlere tabii Kırım Tatarları, Özbekler, Kazaklar falan da katılırlar. Bütün bunlara rağmen daha ufak bir baskı grubudurlar vesaire. Ya mesela Almanya'da diyelim ki 2,5 milyonu aşkın şey vardır, Türk vardır. Tabii ilk gittikleri vakit sıradan işçi olarak gittiler falan. Daha yeni yeni ikinci kuşaklarını çıkarıyorlar. Yani orada doğmuş ondan sonra ve okumuş olan kişileri çıkarıyorlar. Ben babaları işçi olup hatta mesela anneleri okuma yazma bilmeyip de kendilerinin Almanya'da iyi okullardan hukuk bitirdiklerini ve avukatlık mesleğine geçtiklerini falan da gördüm. Parlamentoda varlar şu anda. Bazı yerlerde parlamento. Yani böyle güçleniyor falan. Güçlendikleri ölçüde de daha etkili olabilirler. Ama tabii ki bir de şöyle bir şey var. Hani İngilizce'de mainstream dediğiniz, yani tam ortada asıl egemen olan düşünce akımının içerisine kapılıp ondan sonra diyebilirler ki ama ben başkalarının daha güçlü olanların benden istediklerini yapmadığım takdirde madem parlamentonun sözünü ettiniz, beni seçilmemi engellerler bunlar diye düşünebilirler. Engellerler de. Yani onlardan daha güçlü olmadıkları takdirde örgütlenmede engellerler de. O zaman ya bu konuda hiçbir sesini çıkarmaz yahut da Alman yerel politika siyasetinde çıkaran bir takım kimseler oldu. Yani yakın zamanlarda birkaç ay önce onları partiden attılar ve adaylıktan çıkardılar. Evet. Onları da biliyoruz. Hocam buraya bir nokta. Koyalım. Şimdi bundan sonra Türk tezinin başlangıç noktasından itibaren Türkiye kendi sesini ne noktadan itibaren doğru duyurmaya evet. başladı. Ona geleceğim. Ona ama kısa bir reklam arası vereyim. Peki efendim. Buraya sözünüzü kesiyorum. Efendim kısa bir reklam arası, tekrar stüdyoda olacağız. Efendim tekrar stüdyodayız. Profesör Türkay Atöv ile birlikteyiz. Hocam şimdi Türk tezi ne noktadan itibaren doğru konmaya başladı? O noktaya gelinceye kadar hatalar neredeydi? Bunu alayım sizden. Evet. Şimdi buna benzer soruları başka yerlerde de soruyorlar. Hatta bizim halkımızda da bir hayıflanma vardır. Neden biz bu konuyu daha önceden incelemedik ve niye hazırlanmadık, niye bize eğitilmedi gibi. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet kurulduğu zaman Cumhuriyeti kuranlar Büyük Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ileriye dönük bir yeni kuşaklar yetiştirmek istiyorlardı. Ve bunların geçmişe bakan ve kin ve intikamla dolu olmalarını istemiyorlardı. Çünkü hem yeni bir devlet kuruyoruz hem de komşularla iyi geçinme, yani yurtta sulh cihanda sulh diyelim ki boşuna söylenmemiş bir laftır. Ona dayalı bir uluslararası ortamın eylemcisi olmak istiyorduk ve bunu da başardı tabii Atatürk. Şimdi şöyle düşündük, eğer biz böyle bir şey olmuştur, biz bunu açıklayalım, yani Ermeni sorunuyla ilgili olarak bir şey, bunu açıklayalım, hatta derslerimizi de okutalım ve bu Ermenilerin söylediği gibi yahut ileride de tekrarlayacakları gibi değil de mesela bize karşı kan dökümü biçiminde silahla ayaklanmak biçiminde başlamıştır ve onlar çok büyük katliam yaptılar filan diye bunları anlatalım dediğimiz takdirde diye düşündüler. O zaman Anadolu'nun önemli bir şeyi kısmı Balkanlardan Kırım ve onun yukarıdaki kuzeyindeki
büyük toprak parçasından ve Kafkaslardan kendi yaşamlarını kurtarmak için Anadolu'ya göçmek zorunda kalan insanlardan ya da onların çocuklarından, torunlarından oluşmaktaydılar. Bütün bunların çocukları diyecektik o zaman diye düşündüler. O zaman madem geçmişteki bazı şeyleri konuşuyoruz, biz kendi sorunlarımızın konuşulmasını istiyoruz. Yani biz geldiğimiz yerlerde toprağımızı, işimizi, evimizi, tarlamızı, gelirimizi, hesaplarımızı, insan akrabaları, bazı akrabalarımızı hatta ölülerimizi mezarlarında bırakarak geldik. Bunun hesabı neden sorulmuyor? Böyle dediğiniz zaman biz bir hem geriyi konuşmuş olacağız hem de bir kan intikam öç söyleşmesi içine girmiş olacağız. Dediler ki bunu herkes için bizim lehimize olsa dahi kapatalım bunu. Ne olan şeyi örtbas etmekten yanaydılar, ne gizlenecek bir şey vardı, ne yalan söylediler. Fakat ileriye dönük ve barış hedefine yönelik yeni kuşaklar yetiştireceğiz dediler. Ve böyle bir Türkiye kurmak istediler. Bu konunun konuşulması bizim üzerimizde 1975'ten itibaren başlamıştır. Ve benim bu konuya eğilmemin nedeni de budur. Kişisel evet. olarak eğilmemin nedeni. İşte o tarihte Los Angeles'ta yaşlı bir Ermeni bizim başkonsolosumuzla konsolosumuzu bir yere çağırmak üzere size hediye vereceğim. Bende bir yağlı boya tablo var çok değerli. Filan bir de pullar var filan. Niye ben bunları tutayım? Bu size aittir. Bir yerde bir yemek yerim de ben bunları size vereyim elimle filan diye çağırmış. Otelde orada tabancayla söylendiğine göre eğer başkası değilse çünkü yaşlı olduğu için cezası çok azalacaktı. Hasta olduğunu ötürü de hemen salıverilecekti ki öyle oldu. Tutup bu iki kişiyi öldürmüştür. Ve o zaman biz de benim gibi bazı insanlar da neden bu oldu diye bu konuya eğilmek zorunda kaldık. Bu yetmedi tabii. Teker teker Türk diplomatlarını öldürmeye başladılar ve Türk hedeflerine saldırmaya başladılar. Bu arada Türklerle olumlu ilişkileri olan hedefleri de seçtiler. İşte şu hava yolları falan gibi vesaire. Yahut bir takım Türk ortakları, onların da çalışma yerlerine bombalar koymak, tehdit etmek falan gibi. İş büyüdükçe büyüdü. O zaman Türkler bununla ilgilendi ve mecburen biz peki bu nedir deyip kendimizi savunma yollarını aradık. Hem savunma durumunda olmamızın nedeni budur, hem de bu konuya eğilmemizin nedeni budur. Böyle bir infial. Ve böyle bir şey vardı. Mesela ben kendim şahsen bu konuda toplam 79 tane kitap ya da kitapçık biçiminde yayın yaptım. Ve Türkçe'de 4 tane çıkardım. Yani bu 79'un içerisinde sadece 4 tanesidir Türkçe olan. Burada 3 tanesi evet. var. Bu arada ben onu da ekranlara göstereyim. Ermeni belge düzmeciliği ki bu konu sevgili izleyiciler gerçekten çok ilginç. Osmanlı arşivlerinde Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan belgeler organize edilmiş ki o tarihte Osmanlı'da o tip başlayan belge yok. Daha çok daha ayrıntılı bu sahte belgeleri falan inceledik. Sayı bakımından, numara bakımından, altındaki imzalar yönünden, içerik yönünden hiçbir şekilde uymuyor. Şifreler uymuyor. Bu, o zaman şifrelerle yazılırdı falan vesaire. Adam akıllı yani doğrusunu anlarsın. Yani bir tarihçi yahut da tarihle uğraşan, bilimin herhangi bir alanıyla uğraşan insanların aman bunlara el sürmeyin diyecekleri neden de şeyler. O düzeyde sahtekarlıklardır. Evet. Ama maalesef hala daha devam ediyor. Evet, bu da ünlü mavi kitaba mesela, yanıtınız. Bu mavi kitaba yanıttır. Bu onların da İngilizcelerini yayınladım ben. Ve doğrusunu isterseniz İngilizcelerini önce hazırladım. O benim kendi çevirdiğim Türkçelerdir. Evet. Bu üçü de New York'ta yayınlandı. Evet. Şöyle bir eğer bakmamız mümkün olabilirse. Evet sevgili izleyiciler. Evet. Osmanlı Ermenilerine ne oldu gibi genel olarak kitap var orada bir tane. Ondan sonra bir de Mavi Kitabı yanıt var. Şimdi hocam Osmanlı Ermenilerine ne oldu kitabını görünce. Osmanlı'da Ermeniler son derece etkinler. Her alanda değil mi? Devlet etkin içerisinde. Olmalarının nedeni var ama. Mesela şimdi Ermenileri Osmanlı İmparatorluğu'na gelinceye kadar Kayseron toplantısında 453 tarihinde filan Hristiyan papaz temsilcileri bir araya gelerek
bunları Hristiyan inançları içerisinde onların doğru dedikleri bir takım şeylere uymadıklarından ötürü aforoz ettiler. Yani Ermeni Gregorian Kilisesini Hristiyan'dan saymadıklarını söylediler. Bu dinlerde var. Yani bazıları daha böyle tutucu oluyor. Yani çok bir savaşta var. Bir mihvere sarılıyor filan. Mesela İslam'da şeyde de vardır. Bugün Pakistan'a giderseniz orada Ahmediler vardır. Onları Müslüman'dan saymazlar. Şimdi Hristiyanlık'ta da vardı adam akıllı. O kadar ki mesela Katolikler de Protestanların arasında 100 yıl süren savaşlar vardır. Yani Vesfalya Anlaşması'na gelinceye kadar, 1648'e gelinceye kadar birbirlerini yediler. Mesela Fransızlar kendi Protestanlarını, Huguenot denir mesela onlara, onları kesmişlerdi. Feci şekilde katletmişlerdir. Demek ki iş buraya kadar şey yapabiliyor. Binaenaleyh Ermeniler de böyle bir tavır takındılar. Ben size söylemek istediğim şu, yani onları ilk tanıyan Osmanlı yönetimidir. Yani ayrı, bağımsız bir kilise ve bir halk olarak, Ermeni halkı olarak. Ermeni milleti diye tanıyan ve bunun için gerekli fermanı veren Faslı Sultan Mehmet'tir ve tarihi de 1461. Evet. Yani şimdi mesela biz ilk Hristiyan devletiz falan diyorlar. Ve burada da tekrarlanıyor bunlar. Mesela ben şeydeki Sydney'de geçen hafta falan bir toplantı oldu. Mesela oraya gelen New South Wales'i temsilen gelen bir meclis başkanı, meclis üyesi vardı mesela. Türkler onlara karşı şu tavırları takındılar. Çünkü onlar Hristiyan'dı. Oysa onlar ilk Ermeni devletidir, ilk Hristiyan devletidir falan dedi. İlk Hristiyan devlettir ama mesela Katolik Kilisesi tanımamıştır. Bizans Kilisesi de tanımadı. Bir de şunu ekliver bunu söylemişken. Ama onları ilk Hristiyan grubu, kümesi olarak, ulusu olarak, milleti olarak tanıyan da Türklerdi deseniz işte o zaman doğru olacak. İlk Hristiyan kümesi, toplumu, ulusu, kilisesi oluşu doğru olduğu gibi onları bütün Hristiyanlıktan saymazken Türklerin onlara böyle bir anayasal hak verişi de Türklere aittir demesi gerekir. Bunu da söylemediğiniz zaman bu çarpıtmak bir takım şeyleri gizlemek olur ve ayıptır. Evet. Ama bu ayıbın işlendiğini burada da işlendiğini görüyorum. Bunları inşallah yani daha ileride düzeltebiliriz belki. Bunları Hristiyanlıktan saymadılar. Ve Türkler, Osmanlı Türkler ilk defa bunları tanmıştır. Evet, yani bunu bilmek lazım. Ve kendilerine, bunu siz sözünü ettiniz diye söylüyorum ben, millet statüsünde kendi temsilcilerini seçme hakkı tanıdılar. İstedikleri gibi yaşama, istedikleri işleri tutma ve nihayet daha sonra da 1830'lardan sonra da devlet hizmetine de alınma filan ve nihayet askere alınma filan gibi. Hatta şimdi bazen mesela bize İşte bizi bir zamanlar askere de almazlardı filan diyorlar. Evet belirli bir şeydi. O da İslam hukukundan gelen bir şeydir. Ama askere alındıkları zamanlar filan da geldi. Ama Osmanlı İmparatorluğu hele duraklama ve çöküş döneminde askere alındınız mı? Ne zaman geriye döneceğiniz belli değil. Yani o aslında hiç de özenilecek bir şey değildi o tarihlerdeki okuyucuları hatırlarsanız. Bunları söylememin nedeni şu. Osmanlı yani çok etkiliydiler, varlıklıydılar Osmanlılar zamanında. Ve egemendiler. Yani bir Ermeni toplumu önemliydi Osmanlı camiası arasında filan ona benzer bir düşünce ileri sürdünüz. Çok doğru. Ben bunun nedenlerini anlatmak için bunu söylüyorum. O kadar ki mesela 1913 tarihindeki biz 2. Balkan Savaşı'nı yapıyorduk. O zaman mesela bir Ermeni Dışişleri Bakanı olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Binaenaleyh mesela şimdi Yahudi Holokostu'yla 1915'te 16'da Türk-Ermeni ilişkilerini bir arada tutmak gibi bir eğilim görülüyor bazı çevrelerde. Mesela Hitler bir Yahudi'ye Dışişleri Bakanı yapar mıydı von Ribbentrop yerine? Evet. Ama 1913 gibi daha Birinci Dünya Savaşı'na bir yıl kala bir Ermeni Balkanlar kaynarken herkes öldürülürken falan, hatta mesela General Antranik Balkanlar'da Ermenilerden bir ordu kurmuş ve Türklere karşı savaşırken 2. Balkan Savaşı'nda savaştı orada Bulgaristan'da filan onu yaparken İstanbul'daki Dışişleri Bakanı Harbi Dışişleri Bakanı şeydi bir Ermeniydi ve Roma, Paris, Belçika, Brüksel, Londra gibi yerlerde filan da Ermeni
büyük elçiler vardı, valiler vardı, kaymakamlar vardı, evet, vesaire. Çok sayıda istedikleri, Ermeni... istedikleri meslekleri hiç kimse müdahale etmiyordu. Evet. Filan mesela 1915'te İstanbul'da belediye tiyatrosunun başındaki kişi bir Ermeniydi. Ona hiç ilişilmedi bile çünkü o doğudaki silahlı hareketlerle hiç bilgisi yoktu onun. Yani İstanbul'da da toplanan bazı Ermeni aydınları oldu. Fakat onlar komanda ediyorlardı o doğudaki hadiseleri. Yani beyinlerinin bir kısmı İstanbul'daydı filan. Bunlar tespit edildiğinden ötürü onlar toplandı. Evet. Tabii bütün polis olaylarında olduğu gibi insan yani yönetim bazen yanlışlar da yapabilir. O başka. Ama pek az kimsenin bilmediği bir olay var ki burada İngiliz kaynaklarında, önemli İngiliz kaynaklarında söylediği gibi 1915'in başında katliam biçiminde kan dökmeye başlayanlar Ermenilerdi. Ve bu sayı yalnız Osmanlı belgelerinde değil, Osmanlı belgelerindeki rakam biraz daha farklıdır, biraz daha yüksektir. 120 bin kişiyi İngiliz kaynaklarının da belirlediği gibi Doğu Anadolu'da öldürmüşlerdir. Yani bu 3 kişi, 5 kişi falan diye çok büyük bir rakamdır, 120 bin. Ve onu izleyen olaylardan sonra Nisan 1915'te Van'ı ele geçirmeleri, Çarlık Rusyası ordularının desteğiyle ele geçirmeleri, orada Müslüman mahallelerini ateşe altına almaları, yani tüfekle ve topla, topları da vardı çünkü ateş altına almaları ve oradaki Müslüman halkın, gene çoğu Türk olmak üzere o zaman, Müslüman halkın kaçmaya başlaması üzerine böyle olacağına biz onları toplayıp cephe yakınlarından güney bir yere de tekrar iskan edelim diye bir karar alındı. Tehcir diyoruz. Evet, ya tehcir diye, evet, eski Osmanlıca'da tehcir denilen Türkçe'de yer, bir kelime tam bulamıyoruz galiba. Muhacirlik, yani yer değiştirme, göç ettirme. Hocam buraya da bir ara vereceğiz. Evet. Ben sizin sözünüzü kesmek istemiyorum. Olay buradan çıkıyor. Yorumlar, doğru yanlış yorumlar da dahil olmak üzere yorumlar buradan çıkıyor. Buyurun efendim, da. Şimdi bu Türk tezinin neden bugüne kadar doğru anlatılmadığını ve bu konudaki örtbas edilen az evvel ayrıntılarıyla verdiğiniz bu sürecin neden doğru dürüst çalıştırılmadığını bir de sizin toplantıya, konferansa gelen izleyicilerin bazılarına sorduk. İsterseniz evet, bu araya küçücük bir ara verelim. Bakalım halkımız ne diyor bu konuda? Ondan sonra programa devam edelim. Tabii efendim. Efendim, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmıyorsunuz. Well, outstanding physicist I met, Dr. Persigyan. He worked in the Atomic Commission in the United States and we spoke with each other in New York, and he used to write letters to the Turkish president, Karatürk, and saying that, you know, somehow we have to solve this issue between us, our nations and so on. And I know this because he told me about this, and also he used to send me copies of his letters addressed to President Karatürk. Yeah, there is another Armenian American, William Saroyan. And I translated a collection of his short stories when I was 19 years old. And I had it published in Turkey. It was the first translation from William Saroyan. Because I said to myself as a young man, if I ever write, if I had written short stories, I would have written exactly like that. And I decided right there that I would render them into Turkish, and I did. And no member of my family ever said that this man is an Armenian. When I took it to the printer, he didn't prevent its publication, on the contrary, he immediately accepted it. And all my friends, they were all for it. Now I heard in that meeting 10 days ago, Peter Balakyan, an Armenian-American speaking. Did he ever attempt to think even of translating into his mother tongue any literary masterpiece in Turkish literature? It didn't even occur to him. Why did I do it? What is this difference? It is the real difference between me and Balakyan.
Sevgili izleyiciler, Avustralya'ya konferanslar vermek üzere gelen Profesör Türkaya Atöv'ün son konferansı bugün Auburn'da Boğaziçi resepsiyondaydı. Ve bu konferansı Atatürk Kültür Merkezi düzenledi. Şu anda da yanımda Atatürk Kültür Merkezi yetkililerinden Cihan Özdemir var. Merhaba. Merhaba. Efendim, kısa zamanda bu konferansı düzenlediniz. Ne bekliyordunuz? Bu planı nasıl gerçekleştiririz? Yani bu çalışmayı nasıl gerçekleştiririz bu kısa sürede? Evet, kısa süre dediniz, bir hafta içerisinde oldu. Bizim için kalabalık burada gördüğümüz büyük bir başarı. Bir hafta içerisinde, yani diyecek bir şey yok. Ama biraz önce bahsettiğiniz gibi biz organize yapmadan önce bu çalışmayı yapan arkadaşlar var. Bunlardan bazılarının isimlerini ben okuyacağım müsaade ederseniz. Ataman Bey Canberra'dan, İlkat Senem Hanım Melbourne'den, Cüneyt Hüseyin Bey Perth'ten. Bu arkadaşlar hiçbir derneğe ve kuruluşa ait olmayan kişiler, böyle bir çalışma yapmayı düşünmüşler ve Sydney ayağını bize verdiler. Atatürk Kültür Merkezi olarak siz organize yapar mısınız dediler. Ve dediğim gibi bir hafta içerisinde bize bu geldi. Kalabalığı gördünüz içeride. Güzel bir başarı diyeceğim. Amacı da İngilizce olmasının sebebini de söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz bu Ermeni sorunu özellikle Avustralya'da ve bütün dünyada büyük bir lobi çalışması yapıyorlar ve siyasi bir alana taşıdılar. Bunun karşılığı olarak da sağ olsun bu arkadaşlar, her şeyi devletten beklemeyelim, bizler de bir çalışma yapalım diyerek işe girişmişler ve biz de buna bir katkıda bulunduk. Bizim için çok, yani sevinç verici bir olay. Yani Avustralya'da daha iyi anlaşılabilmesi için İngilizce olması, evet, tercih edildi. Evet, çünkü buradaki konuşma sonradan arkadaşlar aracılığıyla tekrar YouTube olarak internete verilecek. Çünkü internete bakıldığında genellikle Ermeni sorunları öbür taraflı, Ermeni taraflı olduğu için Türklere, Türk tarafından İngilizce olarak fazla bilgi olmadığından dolayı arkadaşlar böyle bir çalışmaya girişmişler. Bence çok güzel bir şey ve buradaki gençlerimizin de aydınlanması bakımından güzel bir şey. Sizi tanıyalım. Benim adım Alp, Alp Atik. Alp, öğrenci misin? Öğrenciyim. Nerede öğrencisin? Tıp öğrencisiyim. Evet. Alp, bugün konferansta İngilizce olarak hoca sorunu anlatıyor. Şu anda devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Konu sana nedenli yakın. Önce onu sorayım. Konferansı kısaca bir değerlendir lütfen. Şimdi bu konu, hele Avustralya'da yaşayan bir Türk olarak benim için çok önemli bir konu. Çünkü buraya göç ettikten beri bazı medya ya da hükümet tarafından bir baskı görüyoruz Türk olarak. Bu baskıda tabii Ermeni soykırım iddialarının üzerinde oluyor. Bugüne kadar Türk dizinin yeterince kamuoyunda ses, yankı bulmadığını söylemek istiyorsun. Kesinlikle. Daha 24 Nisan'da bile ABC Foreign Correspondent programı bu Ermeni soykırımı ile ilgili bir program yaptı. Bu programda birçok hatalar vardı. Türkiye'nin şu andaki hükümetini bile Adalet Partisi olarak tanıdılar. Yani AKP'yi değil, Adalet Partisi olarak tanıdılar. Bu parti 1983'ten beri kapanmıştır. Bu tip basit hataların üzerinde böyle programlar yapılmaya devam ediyor ve Türk tarafı anlatılmıyor. Onun için bunun kesinlikle değişmesi lazım. Bu bilgi eksiğinin biraz zamanla iyi çalışmayla düzeleceği İnşallah. İnancında mısın? İnşallah. Bizim artık nesil böyle konferanslara gelip Avustralya'da bir önemli pozisyonlara gelebilirsek tabii ki bunları değiştirmek istiyoruz. Peki senin hiç Ermeni arkadaşın var mı? Var. Benimle tıp okuyan bir arkadaşım var. Onların tabii onların da kaybı fazla ama soykırım olmasına ben inanmıyorum. Onlar da inanıyor. Efendim, yanımızda şu anda Atatürk Kültür Merkezi'nin üyelerinden, yönetimdesin hala İzzet bildiğim kadarıyla. Denetleme kurulu üyesisin. İzzet, bize biraz özetler misin bu konferansın sonuçlarını? Halen devam ediyor gerçi ama bir de ikinci bir sorum olacak sana. Yeteri kadar Türk tezi kamuoyunda yankı buluyor mu? Şimdi Profesör Türkaya Atöv'ün gelmesinden ve buradaki Türk toplumuna ve Avustralya toplumuna Ermeni sorununda özellikle İngilizce bilgi vermesi çok güzel bir olay. Ermeni sorunu Türk toplumunun daha geniş bilgilenmesi gereken bir konu. Bu da kısa da olsa 2-3 saatlik bir programda bilgilendiğimizi sanıyorum. Bu bizlerin Avustralyalılara ya da diğer toplum üyelerine
1915'teki olayları, tarih olaylarını anlatabilmemiz için gerekli bir olay ve keşke buna benzer konferansların çoğalması ve daha geniş bilgi edinebilmemiz ve bu konunun gerçek olarak aydınlanabilmesi ve objektif olarak sunulması. Evet. Peki yeterince yankı buluyor mu Türk tezi kamuoyunda? Hayır, bulmuyor ne yazık ki. Ne yazık ki Ermeni lobisi bu konuda daha etkili. Biz Türk toplumu bu konuda daha iyi çalışması, birlik olması gerekli. Bu şunu gösteriyor, Türk toplumunun özellikle Avustralya'da ya da diğer ülkelerde lobi oluşturması gerektiğini ve bunun içinde örgütlenmenin, birlikte çalışmanın gerektiğini ortaya çıkarıyor. Sizi tanıyalım. İsmim Altuna, burada master öğrencisiyim. Evet. 2 sene oldu burada yaşayalı. Şu anda hala devam ediyorum master'a. Peki. Alp, ne tesadüf ki herhalde arkadaşın, diğer görüştüğüm gençin ismi Alp'ti. Bugün Alpler var burada demek ki. Evet. Alp, konferansı kısaca bize değerlendir lütfen. Konferansta ya bilimsel açıdan bu konuya, Ermeni konusuna nasıl yaklaşmamız gerektiğini, yani nasıl daha sağduyu ve duyarlı olarak nasıl yaklaşabileceğimiz bu konu hakkında verilmeye çalıştı. Yani tek bir açıdan değil de olaya iki açıdan da bakmayı ve o olaydaki tarihsel yönleri de özümseyip o açıdan bir analiz yaparak bu konuya yaklaşmayı bence öğretti bu konferans. İngilizce olmasına ne diyorsun? İngilizce olması bir açıdan iyi, bir açıdan belki kötü olabilir. Çünkü İngilizce olması belki akademik açıdan, diğer insanların da mesela burada olan yabancılar açısından iyiydi. Ama belki İngilizcesi kötü olan insanlar için belki biraz daha anlaşılması güçtü veya bazı kelimelerin anlaşılması açısından güç olabilir. Ama diyeyim. Yetkililer internette bunun yayınlanacağını, o açıdan İngilizce olmuş olmasının yararlı olacağını söylüyor. Akademik açıdan yararlı oldu bence. Peki, Türk tezinin yeterince kamuoyunda ses getirdiğini, yankı bulduğunu düşünüyor musun bugüne kadar? Bence biz kendi sesimizi bence istediğimiz kadar duyuramadık ve bu konu açısından istediğimiz kadar Avrupa'da her ne kadar yetkili insanlar olsa da, yani bizim kendi insanlarımız olsa da, o açıdan lobi yapamadığımızı düşünüyorum. Sevgili izleyiciler, görüşler böyleydi. Tekrar stüdyodayız. Hocam şimdi... Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanların bir talebi var, emperyalist bir talebi var. Ben de hak istiyorum diyor. Fransızlar, İngilizler sömürgelerini toplamışlar. Tam bu süreç içerisinde Türk ve Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na bir şekilde sokuluyor. Ki Talat Paşa suikastında da Almanların bu işi örtmesinin altında ne var ne yok. Çok kısa alacağım orayı sizden ama özellikle Ermeni toplumları veya başka toplumlar, Osmanlı içerisindeki toplumlar acaba emperyalist güçler tarafından bu bölüşüm, bu yağma esnasında bir şekilde kullanıldılar mı? Yani bu aslında nasıl bir olgu? Evet. Şimdi bir emperyalizm diye bir olgu var dünya tarihinde. Bunu iyi anlamak lazım. Çünkü Türkiye'de bile bazı yorumcular böyle bir şey olmadı, yoktu filan diyorlar. Ermeni meselesiyle ilgili olarak filan değil. Yani genel olarak ev gibi. Emperyalizm hakkında çok inandırıcı şeyler, kuramsal olarak ve tarihsel olaylara da bakarak milyonlarca kitap yazılmıştır. Böyle bir olgu vardır. İkincisi, 1800 en geç 1830'lardan başlayarak Osmanlı İmparatorluğu'na karşı emperyalist şeylerin, merkezlerin bir saldırısı söz konusu. Ve bu önce Türkiye'ye misyonerler kanalıyla girdi. Ve bunu ticaret izledi ve bunları korumak için de onların orduları geldiler sonra. Ve bu emperyalist çıkar çatışmasının kökleri buraya gider. Yani Birinci Dünya Savaşı'da durup dururken 1914 yılında patlamadı. Ondan önce gelişen şeyler vardır. Ve Almanya bir tarafta, İngiltere, Fransa'dan da öbür tarafta olmasının da bir takım nedenleri var. Almanya mesela Okyanusya'da da, Afrika'da da sömürgeler falan edildi ve bunu genişletmek Berlin istiyor. Berlin Konferansı. Evet, genişletmek evet. istiyor, bunu genişletmek evet. istiyor. Ötekiler de Almanya'nın payını kendilerine doğru almak istiyorlar. Tabii savaşanlar, özellikle o zaman bizim karşımızda olanlar, bu hareketlerine bir insanlık adına bir hareket gibi bir şey verdiler. Fakat gelen misyonerlerin sözünü etmem lazım birkaç cümle içerisinde. Anadolu'ya
Türkiye'ye, Osmanlı Devleti'ne, Osmanlı toprağına gelen Fransız Katolik misyonerler, din yayıcıları ve Amerikan Protestan misyonerler bir kere bu toprakları tekrar Hristiyanlığa kazanmak gibi bir ideal, bir hedefle geldiler. Çünkü dediler ki burada evvelden Hristiyanlık vardı, Müslümanlık çıkmadan önce filan. Tabii bir sürü şeyler vardı burada, sadece Hristiyanlık değil. Müslümanlığın çıkışı da 6. yüzyıla gider yani. Ve tabii Türkler geldiler falan. Ve bu durumu değiştirmek istiyorlar. Türkleri Hristiyanlaştırmaya çalışmışlardır da. Fakat İslam inancına göre hem şeyin tek monoteizmi, yani tek tanrılı dinleri kabul ettiğinden ötürü İslam, yani Musa'nın dilini, Museviliği, ondan sonra Semavi Hristiyanlığı dinler, falan da kabul ettiğinden ötürü Muhammed'i de son elçi diye söyler. Son elçi deyince yani geriye gitmenin alemi yok. Çünkü onların deneyimlerine bir değer verirler. Olumlu sözünü kabul ederler onun. Ondan sonra bir de onu ek olarak bazı eksiklikleri falan tamamlayan, onların yanlışlarından yararlanarak o yanlışları yinelemeyen yeni bir dindir bu. Daha doğru tam bir dindir falan gibi bir izlenim bırakmışlardır Müslümanların üzerinde. Onun için onların Hristiyan olmaları için bir neden yoktu. Olmadılar da. Fakat onlar da ilgilerini azınlık Hristiyanlara çevirdiler. Bunların içerisinde Ermenilerin özel bir yeri oldu. Bu önemlidir. Zaten emperyalizm yayılmak istediği zaman yalnız Türkiye'de Osmanlı yönetiminde, deneyiminde değil, ayrıca bütün her yerde azınlıklardan yararlanmak istemiştir. Yani azınlıklar onların içeriye girmelerini kolaylaştıracak bir çeşit şeydir, yani truvatıdır yani bir çeşit filan. Ve böyle bir görevi kabullendiler. Tabii bunlara gelen yabancı Fransız Katolik papazı olsun yahut Amerikan Protestan papazı olsun, bunlara siz Hristiyan olduğunuz için şeylerden, Müslümanlardan daha üstünsünüz dedi. Yani siz İsa'ya inanıyorsunuz. Bunların zaten dinleri beş para etmez filan. Bu sözleri ben söylemiyorum. Yani bunları yazdılar, yayınladılar. Beş para etmez filan diye yayınlandılar bunları. Çok kötü şekilde söylediler. Yani bunlar yanlıştır, ön yargıdır, peşin hükümlü sözlerdir bunlar. Ama yayınlar, bunlar elimizde var. Bunları hepsini çıkarıp gösterecek vakti biz burada bulamayız şimdi. Evet. Fakat benim elimde var bunlar. Ve bu kitapların içerisinde de var. Ve onlara bir çeşit ayaklanma nedeni ileriye sürdüler. Ve tabii bunlar silah da verdi, üniforma da verdi, para da verdi. Mesela Çarlık Rusyası verdi. Doğuda bunlardan yararlanabilmek ve kendi sınırlarını genişletebilmek için. Onlar için daha büyük bir devlet yahut egemenlik falan kesinlikle düşünmüyordu. Çünkü bir de onlarla mı başa çıkacak? Ve onlardan yararlanmak ve Osmanlı İmparatorluğu, yani Türklerden toprak kazanmak için yapıyorlardı bunu. Fransızlar Ermenilerden yararlandı. Onlar da üniforma verdi, para verdi, silah verdiler falan. Cesaretlendiler ve nihayet Anglo-Saksonlar da yaptı aynı şeyi. Ve bunları şeye karşı, hepsini değil ama önemli bir kısmını ayaklandırabildiler. Silahla ayaklandırabildiler. Yani o kadar ki bunlar 1914 ve 1922 gibi çok kısa bir süre içerisindeki 8 yıldır hepsi, bunlar bir düzineden fazla savaşlara katıldılar ve öldürdüler. Bu insanları biz öldürmedik. Yani bunlar eline silahı aldı. Yani Anadolu'da Türk veyahut da Müslüman olan başka halkları öldürdüler. Mesela az bilinen bir şeydir, Çerkezlerden çok öldürmüşlerdir Doğu Anadolu'da da. Çerkezler bilir bunu. Ondan sonra tabii ki Kürtlerden de öldürdüler. Ondan sonra ve tabii ki Türklerden de öldürdüler. Gürcülerden öldürdüler. Azeri Türklerinden katlettiler ama böyle bir kişi, üç kişi, beş kişi falan değil. Yani bunlar hakikaten yüz binlere varıyor. Mesela bir köye giriyor, bir kasabaya giriyor, hiç kimseyi canlı bırakmamacasına ortadan kaldırıyor. Bunların toplu mezarları falan daha o zaman bulundu, çıkarıldı ortaya. Şimdi de kazıyoruz, çıkarıyoruz vesaire. Bu olayları biz yani millet olarak yaşadık. Evet hocam. Bunların sözü edilmiyor. Yani sanki sadece onlardan şey olmuşmuş gibi, kaybolmuşmuş olmuş gibi. Ancak psikolojisi bu işin maalesef şöyle, karşı taraf
sadece kendi kayıplarının sözünü ediyor ve başkalarının kayıplarına gözünü kapıyor. Üstelik bu genç kuşaklar, yani genç Ermeni kuşakları, babaları, dedeleri kadar bile insaflı değiller. Çünkü onlara kulaktan kulağa bazı hikayeler geliyor filan. Ve şeylerin tarihte ne olduğu ile onların şimdi doğru zannettikleri arasında bir benzerlik yok. Ve dinlemeye de hazır değiller. Ben mesela pek az genç kuşaktan neredeyse hiç Ermeni görmedim. Türk görüşünü de şöyle bir dinleyecek. Öte yandan bütün Ermeni kaynaklarını ben okuyorum. Bu son derece rahatsız edici bir durum. Çünkü bir peşin hüküm söz konusu. Evet. Ve de bu geleceğe maalesef taşınmış oluyor. Hocam, programın sonuna geldik, işaret aldım. Gerçekten konuşacaklarınız çok var biliyorum. Ancak süremiz kısıtlı. Mümkün olduğu kadar sizi kesmedim. Ama anlatacağınız çok şey var. Bu kitapları 45 dakikada anlatmak söz konusu değil. Niyetinizde geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Bu savı tabii çeşitli kanallarla sizden duyuyoruz, dinliyoruz. Medyada dinliyoruz sizi. Kolay gelsin diyorum hocam. Size de kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün Profesör Türkkaya Atıöv'le özellikle Avustralya'yı ziyaretindeki merkez konuyu, yani Ermeni meselesinin Türk savı bölümünü konuşmaya çalıştık. Tarihçilere bırakmak gerektiğini hep söylüyoruz, hep söylemekteyiz geçmişin irdelenmesini. Ancak yine benim terennüm ettiğim, söylemeye çalıştığım bir konu var ki, tarihin kuyusundan düşmanlıkları çekmenin çok marifet olduğunu düşünmüyorum. Bu düşmanlıkları, geçmişteki düşmanlıkların üzerine dostlukları oluşturmak, halkların arasına nifak sokmadan, halkların arasındaki dostluğu güçlendiren bir biçimde geleceğe taşınmasından yanayız her şeyin. Aksi takdirde 1901'de, yani bir takım iddiaların ortaya atılmasına 15 yıl kala Adapazarı'nda doğan bir Ermeni Udi, Udi Hrant'ın sözlerinle bugün onları söyleyebiliyorsak gerçekten bize bir takım mirasları iyi değerlendiriyoruz demektir. Ne diyordu Udi Hrant? Bir aşkı anlatıyordu Hicaz bir şarkıda. Hastayım, yaşıyorum görünmez hayaliyle. Belki bir gün, belki bir gün diye beklerim ümidiyle. Biz de özgürlüğü ve arkadaşlığı ve dostluğu, halklar arasındaki dostluğu geçmişi tarihçilere bırakarak, bu konuda agresif davranmayarak, bu konuda peşin hükümlü davranmayarak bu sözlerle yaşayalım ve geçmişi birlikte kucaklayalım. Geleceği de öyle diyorum. Efendim, bu pazarlıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla karşınızda olabilmeyi umarak her şey gönlünüzce olsun diyorum. Barış içinde kalın diyorum. Esen kalın.